Hoş geldiniz. Jasmi videosuyla beraberiz arkadaşlar. Ee, tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Dilerseniz abone olabilirsiniz ve videoyu da beğenebilirsiniz. Abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ee, haricinde dediğim gibi unutmayalım lütfen. Şimdi Jasmi ile alakalı arkadaşlar. Bu arada Jasmi cidden çok enteresan bir coin. Yani Piyasası aşırı hızlı arkadaşlar Bu bir yandan iyi bir yandan kötü bir şey Aslında coin üzerindeki risk ortamını gösteriyor Şimdi market cap değeri arkadaşlar Burada 50'lik olan bir jasmi 115 milyonluk arkadaşlar bir 24 saatlik volüme sahip Yani 2.32'lik bir volume market cap oranı var Bu aslında oldukça riskli Şimdi uzun vadeden bir bahsedelim Bir kere Örneğin Jasmine'in acaba şöyle 30 sent 30 değil hatta ya şöyle 1 dolarlara falan gelmesi mesela. Mümkün mü? Mümkün arkadaşlar. <laughs> ee, biliyorum biraz aslında farklı bir yorum e, fakat mümkün. Şimdi neden mümkün? Bunu e, veriler anlamında bir kere konuşmak gerekiyor. Jasmine'in arkadaşlar şurada örneğin bakın şu işte civarlarda hacminin yüksek olduğu yerlerde 500 milyonluk vesaire bir hacmi var. Şu anda Jasmine'in arkadaşlar mevcut dolaşan arzı 5 milyar. 5 milyarda değil hatta işte 4.75 milyarlık bir e, şey var arkadaşlar Jasmine'in. Dolaşan arzı var 4.75 milyar. Şimdi vaktiyle zaten 500 milyonluk e, bir hacme ulaşmış olan bir Jasmine'den bahsediyoruz. Bakın az önce dedim ya piyasası Jasmine'in anormal derecede e, hızlı şekilde değişiklik gösterebiliyor. Bir kere bunu söylemek gerekiyor e, en nihayetinde. O yüzden arkadaşlar burada 4.75 mil örneğin 4.75 milyarlık bir hacmi olsa hacim diyorum e, market kepe ulaşsa arkadaşlar jasmi anlık olarak bu zaten onu çat diye 1 dolara taşır. Şimdi bu imkansız mı? İmkansız değil arkadaşlar. E, bir jasmi hacim kazanmaya çok müsait bir coin. İkincisi ee, boğa piyasalarında korkunç derecede olaylar hacimler fark ediyor. Yani coinlerde şimdiki e, anlık hacimlerin market cap değerlerinin hatta 10-15 katı verilerle oynuyorsunuz arkadaşlar. Veriler e, cidden bu skalada e, skalada oynuyor yani bunu söylemek lazım. Hatta geçtiğimiz zamanlarda bile örneğin e, Luna'da daha doğrusu Luna klasikte işte bir buçuk milyarlık vesaire. Hacimler vardı, değil mi? Ee, şu anda bu hacimler ne yaptı? İşte 50 milyonlara vesaire geri çekildi. Yani aynı durum arkadaşlar, Jasmine'de de, bakın Lünc'da mesela Boğa olmamasına rağmen böyleydi. Jasmi arkadaşlar, Boğa'da çok ciddi hacim kazanma potansiyeli olan bir koy ki zaten bunun adı Boğa. Yani hareketler alım odaklı olarak geliyor ve e, her bir hareket. Her bir yatırımcı bir diğerini aslında tetiklemiş oluyor. O yüzden Jasmine öyle bir coin ki arkadaşlar kötü açıdan bakarsak e, zirvelerden diplere düşebilecek ama diplerden de zirvelere çıkabilecek bir e, coin'dir. Hiç değilse buna kesinlikle potansiyeli var ve örneği Waves de bu şekilde. Aynı durum Waves'te de var. Bunu söylemek lazım. SLP mesela çok düştü fakat Çıkma ihtimali biraz zor. Bir tetikleyicisi yok. Jasmi öyle değil. Aradaki fark bu. jasminin piyasası hala çok hızlı. Elde tutmalar var. E, borsalar tarafından teşvikler var arkadaşlar. O yüzden istatistiksel baktığımızda 1 dolarlar dahi arkadaşlar. Yani 100x'lere kadar denk geliyor olsa bile hala e, aslında çok zor hedefler değil sevgili arkadaşlar. E, bunu söyleyeyim. Şu an Jasmine ne yapmış en son? Bakın, şu an tehlikeli bir noktaya gelmiş. Neden tehlikeli? Desteği bırakıp şöyle e, Kavisini alıp arkadaşlar tekrar dirence doğru gelmiş. Burada ya bu Jasmine'in cidden şeyi arkadaşlar, hani böyle e, sıkıntılı durumu sürekli şanssızlığı diyeyim hatta sürekli dirençleriyle hareketli ortalama kesişiyor. Yani geçmişte de hep bu böyle oldu, e, birkaç kere. Gördük yani bunu sık sık. Buradaki sıkıntı işte. Burada çifte direnç uyguluyor arkadaşlar kısa vadede. Hareketleri de zorlaştırıyor. Hatta şurada iğne atmakla sadece yetinmiş. Tabi burada iyi noktada şu. Eğer ki bu ikisini birden alabilirse Jasmi hızlı yükselişler yapar kısa vadede. Çok güçlü bir pump yapar. Piyasanın üzerinde bir yükseliş yapar yani. Bunu söylemek lazım aslında. Burada da tabii ki e, yapabilir mi konusunda fitilin ateşlenmesi gerekiyor. O fitilde Bitcoin arkadaşlar. Kendi kendine e, ikisini geçip 115 fiyatlarına gelip atağa kalkamaz ikili destek alıp. Bitcoin'de de yeni haftada güzel şeyler bekliyoruz. E, kapanışla birlikte inşallah güzel bir kapanışı görürüz ki yeni haftadan umudumuz olur ve bu şekilde de arkadaşlar ki on, e, var onu da söyleyeyim. E, Jasmine'de de ikili direncin kırılmasıyla güçlü ataklar görebiliriz kısa vadede. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.